13 yıllık bağımlılıktan sonra bu kadar ileri gittiğim ikinci sefer. Rekorum zor modda tamamen arınmış şekilde 58 gündü. Ardından Ocak 2019'da zararlı alışkanlığıma geri dönene kadar biraz daha dayanmıştım. Bu süre boyunca disiplinli değildim. Kendimi disipline ettiğimi sanıyordum. Hedefime ulaşmak için kendime tam olarak işkence ettim. Her gün akşama kadar diyet yaptım. Gündüz saatlerinde yemek yemedim veya su içmedim. Haftanın 6 günü koşuyor. Hiçbir şekilde abur cubur yemiyordum. 58 günlük süre boyunca sadece bir sefer şeker yedim. Haftanın 6 günü yüzer şınav, mekik çekiyor ve squat yapıyordum. Sonra bunlar kolay gelince 150 tekrara yükselttim. Sosyal medya veya WhatsApp kullanmıyordum. Rewire adlı uygulamadan, NoFap günlük uygulaması olarak aktarabilirim, günlük yazılara bakıyordum. Oyun oynamıyordum, şarkı dinlemiyordum. Sadece enstrümantal müzikler dinliyordum. Bağımlılığı kendimden söküp atıyordum ama sonunda çöktüm ve tükendim. Ocak ayında şimdiye kadarki en uzun sürecimde başarısız olduktan sonra sürekli sürecimi bozmaya başladım. Bu yıl 46 farklı günde 100'den fazla kez sürecimi bozdum. Süreçte 2 haftayı geride bırakmak zordu. Bazı günler yeniden karar verdikten sonra bile zar zor birkaç saat geçirebiliyordum. Bu fırsatı başkalarının başarılı olmasına ve sonunda bu süreci bozma döngüsünden kurtulmasına yardımcı olabilmek umuduyla stratejimi paylaşmak istedim. Bu stratejiye şu ismi verdim. Bir kahramanın dürtülerini yenme stratejisi. Bir kahramanın neye ihtiyacı vardır? Kalkan ve kılıç, değil mi? Dürtü önleme, dürtülerinize karşı kalkanınızdır. Bağımlılığınızın temel nedenini anlayın. Bir kalem ve kağıt alın ve mevcut duygularınızı ve ruh halinizi yazın. Bu şekilde hissetmenizin nedenlerini araştırın ve sorunun bir parçası olarak PMO'ya gelene kadar devam edin. Hayatınızdaki şeylerin olmasını istediğiniz gibi olmaması gibi nedenleri de düşünün. Sağlığınıza, eğitiminize, kariyerinize, aile ve arkadaş ilişkilerinize, kişisel hedeflerinize bakın. Kendiniz hakkında yeni şeyler öğrenin ve PMO'nun öz farkındalığınıza yerleştirdiği sisi çözün. Ardından haftanın bir gününü bu bulgularınızı okumak ve böylelikle onları zihninize taze tutabilmek için seçin. Her hafta seçtiğiniz günde kendiniz hakkındaki bulguları okuyun. Bu size ekstra güç verecektir. PMO mevcut sorunlarınızın temeli değildir. Bu şekilde başlamış olsa da şimdi onların sadece bir belirtisidir. Öz saygısı yüksek ve zihinsel tutumu iyi olan sağlıklı bir insan bağımlı olarak kalamaz. Geçmişte yaptıklarınız için kendinizi affedin. Geçmişte süreci bozduğunuz tüm zamanları geride bırakın. Günahlarınızı, kendinize ve başkalarına verilen sözleri, işinizi veya egzersizlerinizi ihmal ettiğiniz zamanları, video oyunları ve filmlerle boşa geçen zamanı, Instagram'da gezinerek çöpe attığınız vakti, ailenize ve arkadaşlarınıza verdiğiniz acıları geride bırakın. Bu geçmişteki halinizdi. Onun yaptığını asla değiştiremezsiniz. Şu andaki yeni kişi olmayı seçebilir ve güzel bir geleceğe sahip olmak için her gün çalışabilirsiniz. Artık filminizin veya video oyununuzun kahramanı sizsiniz. Bu sefer başaracağınıza inanın. Bu sefer gerçek bir değişim için söz verin. Bir yere yazın ve imzalayın. Artık hayatınız boyunca devam edeceğinize karar verin. Yalnızca bir gün daha ve yarın yeniden başlayacağım gibi düşünceler artık yok. Sosyal açıdan daha az endişeli olmak, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek bir enstrüman çalmak veya ikinci, üçüncü bir dil öğrenmek gibi. PMO'suz yapacağınızı hayal ettiğiniz şeyler yapmaya başlayın. Bunu şimdi yapmaya başlayın. Hatta 90 günlük başarı hikayenizi yazmaya başlayabilir ve hedefinize varmadan önce bunu başarmak için geriye doğru çalışabilirsiniz. 90 güne ulaştığınızda olacağınız insanı hayal edip o insana benzemeye çalışabilirsiniz. Hedefinize ulaşmak için ne tür alışkanlıklar edinirdiniz? Aklınızdaki şehvet dolu düşünceleri anında silmeyi alışkanlık haline getirin. Sokaktan geçen kadın, sınıf arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız, önceki aşklarınız ve kız arkadaşlarınız, müzik videosu, porno görüntülerinin aklınızda belirmesi, hepsini aklınızdan çıkarmalısınız. Eskiden izlediğiniz tüm pornoları, sabit disklerinizi, telefon hafıza kartlarınızı ve tarayıcı geçmişini sildiğiniz gibi, şimdi de zihninizin sabit diskinden silip orayı bir temiz tutun. Olduğunuz yeni insan kadınlar hakkında böyle fanteziler kurmuyor. Onlara saygı duyuyor. 2 saniye bu düşünceler için çok uzun. Bunları bırakın ve olumlu şeyler üzerine düşünün. Bunu yapmak dürtülerinizi zayıflatan ve bu düşünceleri aklınızdan çıkarmayı çok daha kolay hale getiren yeni bir alışkanlık yaratır. Savunmanızı kıran dürtülerle savaşmak için kılıcınızı çekin. Hayatınız için kısa, güçlü bir vizyon oluşturun. Vizyonunuz bir paragraf uzunluğunda, ezberleyebileceğiniz ve arzularınız tavan yaptığında hemen aklınıza getirebileceğiniz şeylerden olmalıdır. İçinizdeki hissi uyandıracak ve hayatınızın nasıl olmasını istediğinizi size hatırlatacak kadar güçlü olmalıdır. Hedefinize o kadar yakınsınız ki, çok yakında, hedefiniz
size asırlar kadar uzak gelmeyecek. 90 gün iyi bir süre. Dürtüleriniz harekete geçtiğinde kendinize şunu söyleyin. Şu anda PMO'ya geri dönmek istiyorum ve bu bir sorun değil. Herkes bu hisse kapılabilir. Bu dürtüler yüzünden utanmama ya da suçlu hissetmeme gerek yok. Önemli olan ne yaptım? Bu eski alışkanlıklarımızdan tamamen farklı. Çoğu insan dürtüleri reddeder ve kendiliğinden geçmesini bu düşünce bir süre işe yarar ve daha sonra dürtüler daha güçlü ve daha şiddetli bir şekilde geri dönerler. Dürtülerin herhangi bir zamanda herhangi birine gelebileceğini ve durumun o kadar da kötü olmadığını kabul etmek gerçekten güçlü bir yaklaşımdır. Kimse çok güçlü dürtüleri olduğu için sürecini bozmaz. Dürtüler günah, suç veya süreci bozmak değildir. Onlar insan olmanın doğal bir parçası ve her biri bize bu yolculukta yeni bir insan olduğumuzu, bundan sonra ne yapmak istediğimizi kanıtlama fırsatı sunar. Nihai hedefiniz bir daha asla tekrarlamamak. Ancak insan beyni böyle uzun dönemler söz konusu olduğunda çok komik olabiliyor. Yıllarca süren bağımlılığınız boyunca olumlu hiçbir şey tecrübe edememenize rağmen kendinizi bir miktar ödül veya olumlu deneyimden mahrum bıraktığınızı hissetmeye başlarsınız. Bu yüzden 4 yıl sonra sürecini bozan insanların hikayelerini duyarsınız. İnsan bir şeyi kaçırdığına inanır ve kontrol etmek için geri döner. Sonra kendini başladığı yerde bulur. Kendinize her an süreci bozabilme özgürlüğü verdiğinizde eğer bu özgürlüğü seçerseniz PMO'ya açılan kapı her zaman açıktır ve beyniniz bu şeylerin eksik olduğunu düşünmez. Çünkü kişi her zaman eskiye dönebilir. Bu paradoks sizi asla PMO'ya geri dönmemeniz için cesaretlendirir. Kahraman, artık kılıcın ve kalkanın var ve dürtülerle başa baş savaşmaya hazırsın. Bu hayatının savaşı. Hiçbir şey daha acil ya da önemli değil. Özgür olmak için ne gerekiyorsa yapmak adına bilinçli bir karar verdiğinizde bu gerçekleşecektir. Süreciniz daim olsun.